Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar vaktine az bir zaman kala Zeytinburnu'na gitti. Sahilde iftarı bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi. İftarı da onlarla birlikte yaptı. Cumhurbaşkanı herkesi sandığa çağırdı. Ve Bahçeli'nin açıklamaları var. Kızılcahamam'da ülkücü şehitliğini ziyaret etmişti. Burada şöyle bir cümle kullandı. Milli kültürümüzü çiğnemek için işbirliği yapanlar karşılarında teslim olmayacak bir milli duruş göreceklerdir dedi. Bu arada sağlık alanında millileşme devam ediyor. Bu noktaya özellikle hükümet çok dikkat ediyor, millileşme konusu. Sağlıkta da keza çok önemli. Ve Cenevre'de 2. Sağlık Asamblesi'ne katıldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Burada ikili görüşmeler yapmıştı. Bu ikili görüşmeler meyvesini verdi. Küba ile Türkiye arasında kanser ilaçlarının ortak üretimi konusunda bir çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı. 7 Mayıs'ta kaybolan bir küçük çocuğumuz vardı, hatırlayalım, 1,5 yaşında Edrin Kurnaz. Maalesef kötü bir haber var. Cansız bedeni kaybolduğu köyün yaklaşık 1 kilometre uzağında bir ormanlık alanda bulundu. Biraz detaylandıracağız Edrin'in ölümü. Uzun bir zamandır, yaklaşık bir aydır aranıyordu. Yakın bir çevrede bulundu. Bu arada biliyorsunuz futbolda Şike, çok uzun zaman konuştuk. FETÖ'nün kirli tezgahlarından bir tanesiydi. Bununla ilgili yargılama devam ediyor. 15'e tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Ön duruşma yapıldı ve Fenerbahçeli eski yöneticiler de Silivri'deydi. Aziz Yıldırım duruşma çıkışında çarpıcı açıklamalarda bulundu. FETÖ'nün 3-5 yılda bitmeyeceğini ve mücadelenin devam etmesi gerektiğini söyledi. Günaydın diyelim. Hoş geldiniz Cüneyt Baksoy ve Mustafa Kartoğlu. Ben bu arada de hemen söyleyelim, klimaları açalım diye hep söylüyorum ama unutuyorlar. Evet, şimdi Cumhurbaşkanı'nın ani bir şey vardı, Zeytinburnu'na gitti, iftara katıldı. Orada da bütün herkesi sandığa davet etti. Sandıkta aslında kaç? %84 katılım değil mi? Ama evet. 480 bin kadar bir kayıp oydan bahsediyor. 430 bin özür dilerim. Sandığa gitmeyenlerden. Yani normalde gitmesi beklenen daha önceki seçimlerle kıyaslandığında bu seçimde 300 bin civarında ben diyormuştum. Demek ki hesaplamalar yapılıyor. Yok, genel olarak yani net bu. Çünkü sonuçta 1 milyon 700 bin civarında bir seçmen var oy kullanmayan, ama her seçimde bu oluyor. Yani %98-99 katılım hiç olmuyor. 85-87 o civarda. O civarda. Dolayısıyla arada böyle bir fark var. Tabii İstanbul seçimi iki taraflı blok olduğu için, yani bir tarafta iki partili, diğer tarafta 4-5 partili blok olduğu için burada her oyun bir kıymeti var. Çünkü bir tarafta bir %50, yani zaten AK Parti bloku oluyordu genellikle. Şu anda Türkiye genelinde, şimdi İstanbul'da da MHP'nin katılımıyla %50'ye yakın bir blok olmaya başladı. Öbür tarafta da bir toplam var. O da birbirine %50'yi yakaladı, yaklaştı. Şimdi aradaki farklar küçüldü. Yani 13 bin küsur olmaz da 30 bin olur. 30 bin olmaz da atıyorum 50 bin civarında olur. Tabii. Yani çok dramatik bir şey ben beklemiyorum. Bu seçimde de bir fark beklemiyorum. O yüzden, ne bekliyorsunuz siz? Yani ya aslında işte dediğim gibi, yani muhalefet tarafında bir toplam var ve bir adaya kazandırmak üzere, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına kazandırmak üzere kurgulanmış bir toplam var. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İYİ Parti'nin, HDP'nin, şimdi DSP'nin parti olarak değilse de anladığım kadarıyla orada bir bölünme var, ama kitlesi ağırlıkla, yani aday da çekilirken CHP'lerine çekildiğini söylemişti. Öbür tarafta da hani orada toplamdan bahsedersek işte küçük partiler aynı şekilde CHP adayını destekliyorlar. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi tarafında ise BBP'nin bir desteği var. Çok düşük bir oy olmasına rağmen önemlidir artık her oy. Saadet Partisi'nden bir destek beklenirdi ama orada destek yok.
Saadet Partisi AK Parti adayı Binali Yıldırım'a oy gitmesin diye adayını geri çekmedi. Adayını atıyorum Cumhuriyet Halk Partisi lehine birlikte hareket ediyorlar. Çekseydi eğer Saadet Partisi tabanının Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verme ihtimali olsun, düşüktür. Dolayısıyla önemli bir kısmı yine ya sandığa gitmez ya da AK Parti'ye gider düşüncesiyle adaylarını çekmediler. Aday yarışa devam ediyor ki AK Parti'ye oy gitmesin diye. Bir siyasi tercih tabii yapılıyor. Yani onun üzerine söylenecek bir şey yok. Durum tespiti. O yüzden bu bloklaşma bütün adayları, bütün seçmenlerin, bütün adayların daha doğrusu seçmenini, tarafların seçmenini sandığa götürmesiyle değişebilecek bir denklem. O yüzden de Cumhurbaşkanı tabii bu işleri en iyi bilenlerden biri olarak bunun üzerinde çok duruyor. Hem AK Parti seçmeninin fire vermemesi, bu bayram, seyran, gezi vesaire falan, hem de sandığa gitmemiş olan seçmenin tekrar sandığa götürülmesi, kazandırılması. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarafında bir şey var, bunu hep söylüyorum, tekrar da yarar var. Bir temel stratejilerden bir tanesi Ekrem İmamoğlu'nu Cumhuriyet Halk Partisi adayı gibi göstermemek. Yani onu tek başına bir aktör olarak, figür olarak göstermek. Çünkü sağ taraftan oy alması lazım. Eski Milli Görüş tabanından, işte Milliyetçi Hareket Partisi tabanından, AK Parti tabanından oy alması lazım. Ama tabii o tarafta da eller Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeye gitmiyor. O yüzden mümkün olduğu kadar Ekrem İmamoğlu'nu Cumhuriyet Halk Partili değilmiş gibi göstermek. Bunu ayrı bir partisiz bir figür gibi göstermek, ki Ankara'da da aynısı yapıldı. Ama sonuçta oyları öbür tarafa almak. Ama bu biraz sağ gösterip sol vurmaya benziyor. Bunu da AK Parti görmüş durumda. Ve daha fazla bu seçimde, bu ikinci turda diyelim, Cumhuriyet Halk Partisi adayı vurgusu yaparak biraz ilerleyecek. Bir de ben tabii bu Cumhuriyet Halkı'nın, daha doğrusu AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'ı, şimdi geçen seçimlerde çok sağda görmüyorduk. Yok, hep sağda, hep sağda. Fazla göremedik. Bu sefer daha yoğun gözüme çarpıyor benim. Biraz daha şöyle, bu biraz ağırlık daha, vermiş durumda biraz gibi daha görünüyor. Biraz daha kendi kampanyası yapıyor. Yok, hep sağdaydı. Biz çünkü onun hem televizyonda hem gazetede haberlerini haliyle her gün takip ettik. Yani, biraz daha şöyle, şimdi daha önce bir miting kampanyaları vardı. İşte mitingli kampanyalarda Cumhurbaşkanı kampanya yapıyor. Haliyle Cumhurbaşkanı'nın olduğu yerde Binali Bey'in görünürlüğü daha lokal kalıyor. Ama şimdi bu tür miting kampanyaları yok. Bilmiyorum, yapmayacak bayramdan sonra herhalde, bayramdan mi? Sonra ben, bir iki tane olur mu bilmiyorum. Cumhurbaşkanı yapmayacak diye duymuştum ama bilmiyorum. Ya, o çünkü belli olmuyor. Sonradan bir karar değiştirilebiliyor. Ama şu anda bizim bildiğimiz bir planlama da yok. Şimdi fakat bu ikinci turda daha yakın, daha birebir markaj durumu var. Daha evet, öyle, kendini anlatma öyle, durumu var. Evet, öyle bir, daha hitap etme değil. Kendini anlatma durumu çünkü var. Çünkü İstanbul, yani tüm Türkiye olmadığı için İstanbulları sesleniyor her iki adayda. Yani biraz öyle, iş farklı. Hem öyle hem de aslında Binali Yıldırım'ın tanınma bilinme gibi bir sorunu yok. Yok. Yapar mı yapamaz mı diye bir sorunu zaten yok. Efendim projesi var mıdır yok mudur diye bir sorunu yok. Ben geldim halle, çünkü şu cümlesi çok güzel bir cümleydi. İstanbul için projelerini soruyorlar bana diyor dedi. Proje benim. Benim olduğum yerde zaten projeler vardır yani. Şimdi geçerken yine gördüm bu Sultanbeyli değil. Sancaktepe. Buraya gelirken Sultantepe mi? Yok. Sultantepe diye yok burada. Arnavutköy tarafı işte buraya gelirken. Neydi ya? Burası Arnavutköy galiba. Arnavutköy. Hayır, şimdi sınırı tam kestiremiyorum da o yüzden. Bu Gazi Bayrampaşa'ya geçtikten sonra yolun buraya gelirken sağ tarafında kalan. Devasa bir tünel açıldığını gördüm orada. Bu tünelden hiç farkında değildim. Burada 7-8 yılda da olmayınca. Tünel bir şehrin altına dalıyor ama nereden çıkıyor bilmiyorum. Muhtemelen Başakşehir'in yukarılarından bir yerden çıkıyor. Muhtemelen. Geçen gün de biz işte gazetenin iftarı vardı biliyorsunuz şeyde.
Saliç'te. Evet. Oradan dönerken Beyoğlu tarafına baktım, sahilden devam ediyoruz. Ya dedim, şimdi böyle kulaksız mezarlık vesaire, Kasımpaşa oralar sıkışık olur yani, sıkıntılı yerler, çok dolambaçlı falan. Sultan Gazi. Girmese Sultan Gazi, hakkını helal etsin, başkanlar iyi arkadaşımız, dostumuz. Buradan niye gidiyoruz dedim, hani üstten gideydik ne güzel, Ok Meydanı'ndan aşağıya doğru. Dedi ki sürücü, tünelden geçeceğiz. Hangi tünel? Ben bilmiyordum Kasımpaşa'da tünel oldu. Şimdi aa, geldim tabii gerçekten. Ben buradayken yoktu. İstanbul'da. Sonradan yapıldı. Evet, daha kısa süreli. Fakat varsın. Şimdi bakın. Çok kullanılıyor ama. İki dakika sonra. Tabii. Hiç o askeri hastanenin oralardan dolanmadan. İki dakika sonra doğrudan çınarın altına indik. Oradan gideceğimiz yere gittik. İki dakika sürdü. Bunlar şahane şeyler. Neden bunu söylüyorum? Binali Bey'in bana göre iki büyük projesi var. İki büyük ve şahane projesi var. Bir tanesinin de hiçbir marifet gerekmiyor. Hangisi? Söyleyeceğim. Biri tünel. Hı. Marifet gereken tünel. Çünkü yer tespiti yapacaksınız ve onu izle yapacaksınız. Çünkü onu da aslında kolaylaştı. Gerekli alet edevatı var. Eskisi gibi yapılmıyor. Çok kolay. Ama Köstebek tabii İstanbul için çok ince hesap yapmanız lazım. Maliyeti çünkü var. İstanbul'un altına giriyorsunuz. Bu kolay değil. Evet, ama denizden geçirmiş. Sorumluluk. Ya deprem tamam riski ama var. Yani Avrasya'yı geçirmişler. O ayrı bahis ama sonuçta. Oradan geçirirler herhalde. Sonuçta bakın Beyoğlu'nun altından. İnce bir statik. Tarihi yapının yapıların altından gidiyorsunuz falan filan. Yani tarihi bir eser rastlayabiliriz. İstanbul'un altını oydular da dedirtmemek lazım. O yüzden çok ince hesap gerekiyor ama şahane bir iş. Şimdi aynı şekilde Maçka Parkı'nın altından giren, belki Ortaköy'den, belki daha sonra İstinye'ye doğru gidecek olan bir de yeraltı otoparkları yapsalar. Şimdi işte oraya geleceğim. Yapılan. En hani marifet istemeyen ama en zekici olan, en akıllıcı olan diyelim kısmı o. Çünkü otopark dediğiniz şey daha önce yapsaydınız hiçbir manası olmazdı. Çünkü otopark aracı park ettiğinizde, aracınızdan indiğinizde başka bir toplu taşıma aracına binemiyorsanız o zaman orada otoparkında ihtiyacınız yok. Tabii. Şimdi bu tünellerle, raylı sistemlerle bir araçların önemli bir kısmını o otopark ihtiyacını ortadan kaldırıyorsunuz. Çünkü onları tünellerden artık dağıtıyorsunuz. Gidebiliyorlar. İki, raylı sistemlerin kavşak noktalarında, hub noktalarında otoparklar yapacağını söylemişti. Bunun planlaması da yapıldı. Büyük otoparklar. Ne demek bu? Geçtiğimiz hafta, o hemen seçimden önceydi, bir arkadaşım Kadıköy'den buraya geldi beni ziyarete. Dedi ki şimdi 1 saat 25 dakika gösteriyor, Kadıköy'deyim. Ataşehir'den buraya 25 dakikada geldim. Kadıköy'deki alışveriş merkezinde aracı bırakacağım. Metroyla Marmara üzerinden metroyla gazeteye gelmeyi deneyeceğim. Bakayım ne kadar sürecek. 55 dakikada geldi. Öyle. Yani yarım saat daha erken geldi. Şimdi zaten şimdi bu bakın, raylı sistemde karşı Kadıköy'den bizim oradan biniyorsun trene, Ataköy'e gidiyorsun, 40 dakika sürüyor. Tabii tabii. Şimdi bir de çok bunun acayip. Bir de şimdi şey açıldı, Marmara'ya bağlı. Sana kahve gelmek kolay yani. Evet, tabii tabii, çok yani kolay. Hemen orada iniyor. Suadiye var. Orada istasyonlar var. Aşırı kolay. Bunu yani niye söylüyorum? Şimdi orada AVM'nin otoparkına bırakmak zorunda kaldı arkadaşım. Artık belediyenin otoparklarına bırakacaklar. Ama tabii ve birçok başka yerde İspark gibi olmasa? Bunlar ne demek olmasa? Ha? İspark gayet iyi işliyor benim bildiğim. Pahalı geldi bana bu son zamanlarda. Yok, çok pahalı değil. Ya. Sen ekonomik durumdan dolayı bunu daha fazla şimdi bir şey var ya meteorolojide. Hava sıcaklığı şu kadar hissedilen sıcaklık bu. Şimdi hissedilen... Benim hissedilen otopark maliyeti. Evet, hissedilen otopark parası sende biraz yükseldi. Beni şey heyecanlandırmıştı bunları dinlerken, taraf olmak adına değildi ama İlber Ortaylı Hoca ile Binali Bey'in, Binali Yıldırım'ın bir Sultanahmet bölgesinde bir yürüyüş ve gezi vardı seçim öncesi yapılan çalışmada. Eski İstanbul'un, ki İlber Hoca'nın tabiriyle, en büyük dünyada açık havaalan müzesi. Tabii. O bölge. Yani Suriçi, özellikle Divan Yolu dediğimiz kısım, Beyazıt'tan hatta Laleli'den başlayarak
Eminönü, Karaköy'e kadar uzanan yol. Evet. Orada bir projeden bahsetmişler. Dilber Hoca da heyecanlandı. Hem o bölgeyi olabildiğince yaşamdan, yani çarpık yaşamdan, çünkü zaman içerisinde orada sanayi, ufak sanayi vesaire şey oldu. O çarpık yapılardan uzaklaştırmak, orayı tamamıyla özerk, dünyadaki o diğer örneklerinde olduğu gibi açık hava alan müzesi haline getirmek, hem de Silivri Kapı'ya kadar uzanan bölgede bir yürüyüş ve böyle koşu, bisiklet parkuru yapmak. İşte o bisiklet parkuru bütün istiyoruz. Bütün o sur içini dolaşan aslında bir orada, müthiş bir projeydi. Çok hoşuma gitti. Silivri Kapı, Mevlana Kapı, Belgrad Kapısı sıralıdır yani, ya. Düşünsene oradan geze geze. Aynen. Bütün İstanbul'u, o eski İstanbul'u dolaşıyorsun. O tarihi dokuyu hissediyorsun. Ben talep ediyorum. Yani belediye başkanlarından. Muhteşem. Yani sadece Anadolu yakası olarak söylemiyorum. Genel hepsine söylemek lazım. Yani Avrupa yakasında mesela çok fazla böyle İstanbul'un yaşanan ihtiyacı var. Bisiklet parkuru, ama Avrupa yakasında yok. Dün gördünüz mü bir fotoğraf vardı biraz uydudan. Az. Uydudan yok, hani yok. Biz Beşiktaş Karaköy arasında övünüyoruz ama tehlike altındayız. Çünkü Türkiye'nin bulunduğu konum bu iklim değişikliği sebebiyle Allah muhafaza çölleşmeye açık. Önümüzdeki dönem Türkiye'nin tüm bölgelerinin, ama İstanbul'un özellikle ağaçlandırılmaya ve dediğin gibi hani yaşam alanına çok ihtiyacı var. Şimdi şöyle zaten bak. Suyu da korumak adına, artık, doğal yaşamı da korumak artık adına. Artık insanlar, yani bu beyaz yakalıdan tut diğer yakalılara, işte mavi yakalı falan. İnsanlar artık yeşil, toprak, sağlık, sağlıklı beslenme, spor, hareket. Bakın dikkat edin, buna dönmüş durumda geneli. Yani mesela Mustafa Bey diyordur yani, ya şu biraz yürüyüş yapsam diyorsunuzdur. Ben yapsam diyorum, zihin jimnastiği yani, yapıyorum ama bedensel jimnastiği henüz geçemedi. Geliyor değil mi? Yani bir yürüyüş yapayım ya falan. Canım, senin de aynı şekilde yani tabii, spor. 10 bin adım hani var ya, klasik 10 bin adım attım mı diyor onlar. Evet. İşte ben 12 bin attım, 18 attım falan. Evet, ben sayıyorum burada zaten. Benim arkadaşım bir makine yapmış mı, kendi yapıyor. Kendi kandırmak için. Yani var ya, Türklerde vardır herhalde. Adımı kendi kandırmak. Ama güzel. Hayır, şunu demek ben istiyorum. 8 bin adım attım diyor falan. Şunu demek istiyorum. Şimdi zihniyet farklılaştıkça talepler farklılaşıyor. Dolayısıyla gelen, seçilen kişi bu talepler üzerine şekillendiriyor. Ya tabii, İstanbul'u yani, yaşayan şehir yapmak yani. İşte o orman, ağaç, sağlık için parkurlar. Yoksa harika bir şehir İstanbul. Bu sağlıkla ilgili bir sürü şey kondu. Çok şey yapılabilir. Yani biraz da tabii şehrin altına yapılacak şeyler var. Eyvallah. Üstüne yapılacak da şeyler var. Var. İnsanların bir de gezebilmesi, eğlenebilmesi, akşam evde otururken dışarıya, onu dışarıya çıkartacak bir takım aktivitelerin olması, şehrin yaşaması bu anlama geliyor. Bir de şöyle bir denizleri temizlesek de plajlarımızı açsak eskisi gibi. Tabii denizin temizliği işi biraz sıkıntılı. Bu çöp toplamayla temizlenmiyor. Hem plajlar için hem de denizi ulaşımda da kullanmak. Kimyasal geçen bir de temizliğe ihtiyaç var. Aktif olarak. Onu yapmışlar da Binali Bey'in de bir 6 noktadan galiba. Kuzey Güney öyle de bir projesi var. Evet. Hem Karadeniz'e hem Marmara'ya erişim sağlanacağını söylüyordu. Aslına bakarsanız birçok yerde sağlandı. Ben çok da yeni değil. Herhalde bir 10 yıl var. Ya Beylikdüzü tarafında bir arkadaşımı ziyaret etmeye gittiğimde bütün o sahil şeritlerinin aslında Avcılar'dan itibaren oradan işte Bakırköy'e doğru bildiğiniz yazlık yerler gibi olduğunu fark etmiş ve çok şaşırmıştım. Evet. Kafeler, restoranlar, gezenler, polis araçlarını gördüm mesela, böyle çok popüler minik araçlar var ya, otomobiller. Onlardan polis araçları yapmışlar, devriye araçları. Ginger vardı mesela şu şey. Anadolu yakasında iki tekerlekli, iki tekerlekli şu enteresan icat vardı. Onlarla gezen polisler gördü. Sultanahmet'te attı güzel. Devriye falan yaptı. Evet, çok hoş oldu. Anadolu yakasında da bisikletli, skuterli ve motosikletli polislerimiz var. Harika. Yani bunlar çok hoşuma gidiyor benim. Şimdi bunun gibi. Sultanahmet'teki atlı devriyeler de harika. Ben onu görmedim ben de şimdi. Çocuklar gelsin, onlara bir İstanbul turu attıracağım. O zaman ben de görürüm. Gerçek devriye mi? Gerçek. Tabii. Yani şey, turistik değil. Haber olarak biliyorum bunu ama. Ben de haber olarak biliyorum şey gibi, ben turistik New York'ta da vardır ya. Yani o trafikte yani, atla nasıl geziyorlar diyeceksiniz ama. Görmüşler sembolik gezerler olarak ama tabii, güzel bir şey veriyor. Olsun ama yani şimdi Central Park'ta da gezdiriyorlar biliyorsun. O şey, at arabasıyla gezdiriyorlar. Bu bizim suvari bir. Polisler de
var yani şeyde, Times Square'de polisler de var. Onlar evet Times Square'de geziyordu attı polisler. Evet. Aynı şeyde. Topkapı Sarayı'nın o iç avlusundan başlayarak Ayrı'nın olduğu yani Babı Hümayun'a kadar süreçten şeye kadar. Hakikaten bayağı da oraları ben. İstanbul oralar çok güzel yani. İşte yani aslında kuzeyi benim oğlanı alıp bir gezdirmem lazım. İstanbul tanımıyor çocuk. Şimdi yaşıyor. Kesinlikle yerde. Götür ya. Ya bir Topkapı Sarayı'na gitmedi mi? Daha gitmedi. Bu ayıp da sana yeter Zeliha yani. Yayındayız farkındasınız. Evet, farkındayım. Ama yayında görmedim. Sen yayında ne dedin? Dedim, sen tamam, dedin ki İstanbul'u tanımıyor oğlum. Tamam dedi. Tanımıyor. Anadolu yakasını tanıyor. Hakikaten İstanbul'u görecek bir müze kartla beraber. Şimdi müze kartı olan. Bir şey daha söyleyeyim mi? Öğrencilerle birlikte velileri de ücretsiz gezebiliyor. Teşekkür ederim. Ama farkındalığı yüksek bir anneye bunu söyleme bak şimdi. Çok etkilendim. Hayır 10 yaşında anlamaz. Daha küçük anlamaz diye götürmedim. Şimdi götüreceğim artık. 6-7 yaşından itibaren ben şimdi geldiğimde ilk işim çocukları İstanbul'u gezdirmek olacak. İşte bu sefer muhakkak. Tam kafası yani çalışır hale bölgeye, geldi. Çok da merak ediyor müzeleri zaten. Son dönemde de çok güzel oldu. Yani İbrahim Paşa Sarayı dahil. Orada da biliyorsunuz Türk İslam Eserleri Müzesi aynı zamanda. Çok da güzel bu bir binadır o. Müthiş bina olarak da. Onun içinde de harika bir müze var. Yani komple orada birkaç tane yeni şeyi de açtılar. Muhakkak izleyin tamam, derim. Ben bu bir cumartesi gününüz, belli tam oldu. Gününüz tamam. Orada geçer. Cumartesi ben müzeyi alıp gidiyorum. Instagram'da da yayınlayacağım. Bakın tamam, tamam mı? Yani. Ben sana bir gezi rehberi yapayım. Nasıl? Şuralara vura buralara vura diye. Yine ben beğeneceğim. Avrupa yakasını çok unuttum gerçekten. Ha, müthiş. Sen bana gezi şeyi yap, ben peki kuzeyi gezdireyim. Kesinlikle. Bir de lale şeyi yaptılar halısı. Lalelerden biliyorsunuz müthiş bir sinir evet, yapılıyor. Şey, tam da Ayasofya ile şey arasında Hürrem Sultan Hamamı'nın tam evet çaprazında 1500'lerden kalma bir hamam var orada yani işleyen. Evet. Yani müthiş ya o bölge. Evet. Benim çocukluğumdan beri hayran olurum. Çok severim. Olurum. Çok hayran olurum. Başka bir şey ruh bir de sadece Osmanlı oralar olarak şey yapmayın. Hayır, hayır. Kaç bin yıllık bir tabii tarih Osmanlı, var orada. Üst üste. Değil orası. Yani. Zaten gider gitmez o enerjiyi alıyorsun. Şey gibi Eyüp Sultan'a gittiğinde farklı bir atmosferi vardır ya Eyüp aynen, Sultan'ın. Tarihsel dokusu daha çok bir farklıdır. İstanbul'un her köşesi farklı. Yani. Şimdi İstanbul bitmez gündeme dönelim. Evet gündeme dönelim. Bir an ama çok böyle hoş oldu. Evet, hoş oldu. Sohbeti oldu. Güzel tatlı tatlı konuştuk. İnsan hayalinde gözü yürüyün. İstanbul'dan konuşmak da herhalde evet, Ramazan ayında ona da güzel bir müzik koyardık. Orijinal köftecisi de oradadır. Şimdi Ramazan ayında oruçlular kızmasın bana ama. Reklama girmesin. Hayır yani. İftardan sonra. İftardan sonra. Şimdi Merkez Bankası'na hemen geçiyorum böyle bu konuda. Buradan da Merkez Bankası'na gelmek bayağı orijinal olmuş. Onu bir konuşmak lazım. Şimdi dün bir destekleme zorunlu karşılık için, evet, kararı şimdi var. Nedir bu, ne anlam taşıyor, neden yapıldı diye sorayım yani sana. Anlamı bundan şu, sonra ne olabilir? Anlamı şu, bir Merkez Bankası döviz likiditesini biraz daha azaltmak ve Merkez Bankası brüt rezervlerini arttırmak için zorunlu karşılıkları her periyotta bir seneye kadarki vadede 200 baz puan arttırdı. Peki döviz likiditesini azaltmak diyorsun. Normalde biliyorsun izleyiciler için de söyleyeyim. Bir piyasada mal azaldığında fiyat yükselir. Şimdi oraya geleceğim. Ama dün tam tersi bir hareket gördük. Şimdi neden? Çünkü son dönemde kurun üzerinde baskı olarak iki ana madde var. Bir ABD, Türkiye gerginliği. O zaten major kriter. Hep konuştuğumuz. S-400. İşte S-400 vesaire. Hatta 15 gün içinde ne gelecek? Light mı gelecek? Medium mu gelecek? Daha farklı bir şey mi gelecek? O var. Bir de Merkez Bankası üzerinden yürütülen bir algı var. O da rezervleri. O da Basel kriterlerinde. Bakın Merkez Bankalarının bir aylık ülkenin mükellefiyetini yerine getirmesi için rezervinde tutması gereken miktar. Bu ülkesine göre 15 gün olur, ülkesine göre 1,5 aydır ama ortalama 1 aydır. O kadar nakdi net rezervinde tutmak durumundadır. Şimdi Merkez Bankası son dönemde net rezerv, brüt rezerv, bir de swap hamlesiyle yarattığı ek rezerv, brüt rezerv üzerinden kullandığı üçlü bir mekanizmaya ulaştı. O rakamı ayarlamak için yapıyor. Bunlar ara ara ülkelerin kendi özel dönemlerinden geçtiği süreçlerde kullandığı adımlar. Merkez Bankası da doğal olarak o dediğin gibi fiyata etki edebilecek likidite eksikliğine rağmen iki sinyali vermek için yaptı. Bir, 4.2 milyar dolar brüt rezervine zorunlu karşılık olarak para aktarılmış oldu. Bu en azından Türkiye hikayesini pozitif hale getirene kadar, çünkü bir yandan da ekonomik ajanda devam ediyor. ABD ile Türkiye ilişkileri bir noktada
bir yere evrilecek. Hem de sıkı para politikası üzerine tartışma yapılmıştı. Merkez Bankası'nın acaba vaz mı geçiyor, bu enflasyon üzerine baskı mı olur? Hem enflasyonla mücadelede kararlı bir Merkez Bankası imajı, hem de kendi brüt rezervlerini de arttırarak rezervler üzerindeki tartışmaya son bulan bir adım attı. Bence olumlu bir adım. Ha, fiyata etkisi çok ekstrem olmadı. Normal şartlarda başka bir gün yapılmış olsaydı bu aşağı yönlü bir fiyat etkisi yaratırdı. Evet, ama döviz tevdiatlarda çözülme olmadığı için döviz arz talep dengesi arz yönünde şimdilik gelişmediği, daha çok talep yönünde olduğu için fiyat bir miktar geri geldi. 6.03-6.04'lere kadar, 6.08'deydi karar geldiğinde. Evet. Sonra tekrar 6-6.10 bandı dengeye oturdu. Yani normalde döviz çektiğin zaman oranın 6.08'in üstüne gelmesi lazım. Ama anladığım kadarıyla o Merkez Bankası açısından pozitif algılandığı için aşağı doğru bir hareket yaptı. Anladım. Ama evet, şu var, yani kur için konuşuyorsak 5.85, 6 bizim denge bandımız. O denge bandını inmek için dolar endeksinde bize yardımcı olması lazım. 6-6.5 eşiği de seninle aylardır hep beraber heyet olarak konuştuğumuz eşikte seçimi de fiyatlamış. ABD ile bir yaptırımın, çok sert yaptırım olmama ihtimalinde fiyatlamış bant aralığı. Bu bantı yukarı yönlü kırma ihtimalimiz ancak ABD ile, hani beklemiyoruz ve dilemiyoruz ama ters bir durum yaşamamız, bir yaptırım, sert bir yaptırıma karşı karşıya gelmemiz durumunda olur. Dün bir önemli şey daha vardı, bir cümle daha rica edeyim. SPK'dan da önemli bir adım geldi. Bireysel emeklilik sisteminde bulunan tasarruflarda biliyorsun sevgili Zeliha, fonlara, standart fonlara ve diğer değişken fon çeşidinin bir bölümüne uygulama getirdi ve dips oranını arttırdı. Devlet iş borçlanma senedini ve hisse senetlerinin oranını da arttırdı. Yani bireysel emeklilik sisteminde fon toplayan bankalar, portföy yatırımların birey birimlerine demek zorunda ki siz hisse senedi dağılımını arttırmaktı. Bu 500 milyon TL'ye kadar bir hisse senedi alımı demek Temmuz sonuna kadar. Borsaya destek yani. Borsaya destekten hem de enstrüman fazlalığını, çünkü diğer enstrümanlar da var. Gayrimenkul sertifikası, diğer sertifikalar, özel sektör tahvillerini de almak zorunda kalacak onlar. İş, ama o iyi bir şey oldu. Derinlik aynen. Kısa vadede şey tam anlaşılmadı. Çok tartışıldı dünden beri. Evet, maalesef şeydi. Piyasa derinleşecek. Evet. Piyasa daha çok enstrümana kavuşacak. Borsayı dediğin gibi etkisi olur. Ha, yabancı satar mı fırsattan istifade eden diye. Öyle değil bu sen işler tam olarak. 60 her zaman yabancı payı var yani. Yani bir 500 milyon TL orada likitte geldi diye hemen de yabancı malını devredecek diye bir şey yok. Türkiye'nin çünkü hikayesi de var. Bunlar önemli adımlar. Artı Naci Ağbal'ın açıkladığı. Özellikle sen de izlemişsindir. Sen de takip ediyorsun. Bütçede harcanan kalemlerin nereye harcandığı, nasıl harcandığı. Yani bunlar önemli adımlardı. Dün aslında satır arasında kalan ama önümüzdeki günlerde meyvelerini göreceğimiz önemli adımlar vardı. Şimdi büyüme rakamı gelecek cuma günü, ne bekliyorsun onu da sorayım sana. Sonra bu Oruç Reis'i Marmara Denizi'ne karış arıyor da onunla konuşmak istiyorum. Valla yani çok piyasanın beklentisi eksi 2 civarında bir daralma bekliyor piyasa. Benim beklentim yani bu noktada bu kadar teşvik paketinin olduğu, enflasyonla mücadele hissedilir tarafıyla manşet enflasyonun farklılaştığı, kurun etkisinin net üzerimizde hissedildiği, dolarize olduğumuz bir dönemde büyümeyi iktisadi modellerle net bir rakamla ortaya koymak kolay değil. Çünkü reel sektörün içinde bulunduğu durumda ortada. Onun için, çeyrek çok net bir gösterge olmayacak mı diyorsun sen? Bana göre olmayacak. Yılın tamamını kapsayacak bir gösterge olmayacak ama orada beklenen şu, hani en son yılın son çeyreğinde o negatif daralmadan bir miktar iyileşme olursa, yani eksi bir gibi bir büyüme, biz bir dönüş sinyali gibi göreceğiz en azından. Ben yani eksi ikinin üzerine çıkmayacak ama artıp sürpriz olur yani bir büyüme sinyali. Böyle sıfırla eksi bir arasında bir bantta bir büyüme ihtimali kabaca yaptığım hesaplarla, ama dediğim gibi bu kadar çok değişken saydım. Bu değişkenlerin içinde bir modellemeyle tam bir net büyüme rakamına ulaşmak kolay değil. İzleyip görmek lazım. Evet, şimdi sismik gemisi Oruç Reis
denizi tabanını karış karış inceliyor. Şimdi bizim aslında hani biz bunları seçim için konuşuruz, İstanbul diyoruz ama aslında çok kritik bir yerimiz var bizim aslında, Akdeniz. Yani, dayanamadım, aldım en son. Akdeniz. Yani Akdeniz aslında, Akdeniz'deki durum gerçekten beka meselesi. Yani, net beka. Canım. Net. Hani burada isteyen gelsin tartışırım. Yani, değil mi, değil mi meselesi. Tabii canım, Akdeniz'inden doğusuna Türkiye'yi kuşatma. Yani Fırat'ın çok doğusu neyse Akdeniz'de o yani. Yani orası Ege'de çok kritik öyle. Bir nokta. Siz ne diyeceksiniz? Valla şimdi orada en son galiba bugün sabahleyin dinledim. Türkiye'nin de bir askeri üs zaten orada bulunduruyor, garantör devlet vesaire. Ama bu Fransızların, özellikle Rumların Fransızları çağırması gibi bir askeri üs bulundurma, ayrıca bir askeri üs bulundurma önerisi vardı. Bu da mümkün. Ama bu tabii uluslararası bir anlaşmadan doğan hak. Bunun dışında böyle bir hakka sahip olan bir başka ülke yok. Yunanistan, Kıbrıs için Yunanistan ve İngiltere ile birlikte Türkiye garantör malum. Ve orada çözüm olmadığı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hukukunu Türkiye korumak durumunda. Aslında işin lafın sonu geliyor. Önceki gün yasada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği söze geliyor. Eğer güçlü olursak kimse bir daha bu ülkede darbe yapamaz. Şimdi ben hatırlıyorum işte bu 15 Temmuz'dan önce bu ülkede bir Allah'ın kulu darbe yapamaz demiştim. 15 Temmuz'dan sonra epey bir dolandırdılar. Evet, yapamaz, yapamadı. Kalkışamaz ayrı bir bahis ama yapamadı. Bunun sebebini de ben demokratik bilince bağlıyordum. Vatanseverlik konusu zaten tartışma götürmez Türkiye'de. Ama o demokratik bilinç o darbeyi yaptırtmadı. Yapanlar 4 tane tankın çıkmasıyla milletin sinip pusup evine çekileceğini zannediyorlardı. Ama fena halde yanıldılar. Şimdi dolayısıyla artık o işin önü kapandı. Bu bir adım sonrası ne? Bir adım sonrası da kendi içerisindeki baskıya boyun eğmemek, darbeye boyun eğmemekse, çevresindeki baskı ve darbe girişimlerine de boyun eğmemek anlamına geliyor. Hı hı. Güçlü olursanız kimse sizin kapınıza gelip gezinemez. Derler ki, ya buralarda gezinirsem sopayla ailenin gelir buraya. Dayısı var burada. Tamam, gelir buraya bu sopayla bu adam. Şimdi aynı şey böyle Türkiye için de geçerli. Türkiye tabii eli sopalı gezmiyor hiçbir yerde. Evet. Ama böyle köpeksiz köyde değneksiz geziyormuş gibi rahatlıkla gelip böyle ortalıkta dolanacaksanız işte o zaman size gösterirler o mahallede ne olduğunu. Biraz Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Bunun için o finansal güvenliği de çok önemli. Finansal gücü de çok önemli. Hukuk ve üretimden gelen üretimden gelen ekonomik gücü çok önemli. Bütün bunları sağlamanız lazım. Yoksa adamlar ne diyorlar? En ufak bir aramızdaki krizde mesela Almanya yaptırım yapın. En çok siz bize, biz sizden mal alıyoruz ha, ona göre. Almayız ha filan. Amerika da aynısını yaptı yani. Evet. Şimdi bakın bu iş Amerika çok daha pervasız yapıyor bunu. Küçük ama olsun sonuçta yani. Size sattığı şeyler sopa kullanıyor. Şu an artık dünyanın yeni normali oldu ama Çin'le ABD arasındaki olaya tabii, baktığınızda Huawei markası siz, üzerinden ama milyar dolarlık tam orada yürüyor. Ama Huawei ne yaptı? Şey Huawei ne yaptı orada? Sen bilirsin dedi. Ben çalışıyorum zaten kendi yazılımım dedi. Güç yani böyle bir şey işte. O kadar da kolay, yani kolay değil yani. Tabii ki değil. Ama en azından pusmadı. Onu demek istiyorum. Yani kendi tabii haliyle. Yani o güç odur işte. Yani bizde de Almanya gelip derse satmıyorum. Peki sen bilirsin, öbüründen alırım. Ben yoksa yaparım filan. Yoksa bugün Çin Yuan'la karşı da bir operasyon var. Buyur, yedi ben başka civarında bir şeyden yani bahsettim. Yani güç derken bu. Güç dediğiniz bu. Yani ben kendim üretiyorum. Mesela F-35 meselesinde. Son 3,5 trilyon dolar diye hatırlıyorum. Çin'in cebindeki paranın bizim Merkez Bankası'nın bürüt mü net mi falan tartışılırken Çin'de tırnak içinde para gani. Tabii yani de. O çünkü çok fonları çok güçlü Çin'in. Ve bütün dünyada büyük yatırımları var. Sadece Amerika'da değil.
Ama Amerika tabii zengin, Avrupa'da zengin. Orada da şöyle zengin bir problem yerleri var. Bağlıyor. O rezervde eksilme var sevgili Mustafa. Olabilir. 4 trilyon dolardı. 3 trilyon civarına düştü. Olabilir. Vah vah. Artı gölge bankacılıkta ne kadar kredi problemi var onu bilmiyor. Yani ben gidip görmedim. Giden arkadaşlar belki siz de gidip görmüşsünüzdür. Yani bazı hayalet şehirler, yapılmış şehir, üretilmiş ama henüz yaşam formu kurulmamış. Orada da adalet 1 milyardan fazla insana eşit oranda gitmemiş falan. Yani Çin'in de içinde olduğu o güce rağmen problemleri var. Zaten Çin parası. Zenginleşse de hiç bu krizler olmasa da. Ama Amerika'nın rezerv parasını rezerv para yapan Suudi Arabistan'dan sonra Çin'dir. Tabii. O da Amerika'yı bununla tehdit ediyordu. Euro kullanırım falan filan diye. Ama yapamadı. Ama yapamadı. Çünkü o kadar doları dönüştüreceğim bir şey yok dünyada. Evet, neticede dünyanın hep herkes birbirine bağlı. Hı hı. Fakat burada bunu kullanma pervasızlığı. Ama kırılganlığı azaltmak önemli, orada size katılıyorum. Tabii. Yani ne kadar az kırılgan olursanız o kadar az etkilenirsiniz, bu kadar net. Şimdi bizim sorunumuz o zaten. Aslında bütün dünyada var benzer sorun da. Amerika Birleşik Devletleri de çok safe bir, korunmalı bir alanda değil. Ya para basma çünkü, lüksü olmasaydı Amerika'nın şu an durumu çok farklı olurdu. Bir de biraz bir de orada dengeler sarsıldın da Çinli pirinç yiyip ayakta kalabilir uzun bir süre. İşte Ruslar bizi, Amerikalılar yaptırımla tehdit ediyorlar. Vodka ve turşu varsa sorun yok derler. Uzun bir süre hayatta kalabiliriz. Ama Amerikalılar hamburger yemeden durmazlar. Hayatta kalmakta biraz zorlanırlar. Çünkü onların kaybedeceği çok şey var. Diğer ülkeler de bu konularda biraz daha tırnak içinde şerbetli. İş oraya gelirse. Dikkat ederseniz Trump da bir yere kadar gidiyor, sonra 5 adım atıyor, sonra 3 adım geri geliyor. Oradaki 2 adım kazanç. Şimdi böyle ilerliyor. Bunun da galiba farkına vardılar. Ama Rusya ile anlaşması biraz daha mümkün. Şöyle bir şey. Çin ve Rusya'yla aynı anda kavga edemez. Silah satıyorsa rahat. Bak Japonya 105 tane F-35'i sattı. Planlanmıştı o gerçi stratejik. De. Hatta git dedi İran'a ara bulucu ol dedi. Yani tamamıyla silah satışı üzerine koplanmış bir şey. Aynen. Japonya'ya satar. Japonya işte Japonya'dan bahsediyor. Japonya'yı Çin'e karşı satacak. Kuzey Kore ile ve Çin'le tehdit ediyor. Aynen. Çünkü Japonya orada yalnız kalıyor. Ben seni koruyacağım diyor. Tabii. Al silahı koruyayım diyor. O da ABD verdi parayı aldı. Öyle ama şunu söyleyeceğim. Hem Çin'le hem Rusya'yla aynı anda kavga etmez. Sonra dedi de Ağustos'ta seninle ticari anlaşmayı yaparız dedi. Birinden biriyle anlaşmak bir zorunda. Anlaşıldı. Yeni düzen bu. Yani. Siz şimdi konuşurken aklıma şey geldi. Hani güçten bahsediyoruz. Bir hani insan olarak düşün Türkiye'yi. Fiziki, ruhani ve beyinsel güç. Şimdi bizim fiziki güç F-35, S-400 falan diyoruz. Hani savunma gücümüz. Ama kendi üretmemiz gerekecek. Bu vücudu sağlamlaştırmak için. Ruhani güç, gelecek ve eğitim tabii. Beyinde üretim. Manevi güç. Manevi güç işte. Çocuklarımız bizim ve eğitim. Bizim kodumuzda olan bir şey aslında. Yani eğitim ve aslında çocuklarımız. Aslında o da somut yani. Yani somut. Beyinsel de tabii üretim. Yani biz böyle dimdik ayakta hasta olmadan o devam ederiz. O önemli bir kod. Onun için altını ısrarla çizerek eğitim sordum. Eğitim ve çocuk işte. Yani Türkiye'de aslında olan bir kod. Gelecek. Gelecek. Ondan bahsediyorum. Türkiye çocuklarımızı önce bir İstanbul'u tanıtmamız lazım. Tamam, yakaladın sen orada. Ben bunu biraz kullanırım. Çizgi filmlerde var. Oradan izliyoruz. Yalnız ya sana bol bol WhatsApp'ına çekilmiş resimleri gönderdim. O çizgi filmlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği çizgi filmlerdir. Evet. Çok da güzel. İstanbullar yerini anlatıyorlar. Şimdi çocuklara diyorum. Ben siz işte yere batan sarnıcı vardı ya, işte şu maceranın geçtiği bir yer vardı ya. Oraya götüreceğim. Hayır. Kız Kulesi'ne götüreceğim. Şimdi falan. Kuzey çok zaten Sultanahmet'e gidince alışmış çocuk tabii. Denizli, Boğadat'tır. Orada devamlı modada. Anne İstanbul'da bu da varmış diyecek. Avrupa yakasını bilmiyor. Anadolu'yu biliyor. Kız Kulesi deriz mesela. Çok seviyor Kız Kulesi'ni yapmayalım. Anadolu yakasında biliyorsunuz. Sayfi yeri. 3-5 tane köşk vardı. Onlar da kaldı. Gömdürüz beni. İstanbul'da varmış. Yok gezdireceğim. Cumartesi pazar hatta 2 gün hadi. 2 gün gezer. Mübarek Ramazan'da hem gezer. Şimdi çocuk dedik ama aslında çok tatsız bir konu var. Bu agent meselesi. 1,5 yaşındaki çocuk. Cansız bedenine ulaşıldı. Yani şöyle diyeyim. Yani bunu söylemek ekranda nasıl olacak bilmiyorum ama cansız beden parçaları bulundu. Yani tam değil beden. Yani nasıl bir vahşet bilmiyorum. Hayvanlar da yapmış olabilir. Ayrı ayrı kemikler. Tam hayvanlar olmuş, yapmış olabilir. Bilmiyorum. Onu daha çözemediler. Abi bir şekilde çocuk cihaz orada öldürülmüştür çünkü da hayvanlar çok küçük. 3,5 yaşında mı? 1,5.
1,5 mu? 1,5 yaşında yürüyemez o kadar. Oraya zaten kendi gitmemişti. Başka bir şey. O Edwin meselesi, Edwin Kuzunaz meselesi biraz değişik tabii. Ben, ya bu DC şu kızla da ilgili de bir haber okudum gelirken sosyal medyada bilmiyorum. DC'siz bir kızın şeye uğraması, tacize uğraması, 5 kişi onların da serbest bırakılması, bağıramadığı için falan. Yani lütfen artık kanunlarımızı bir şekilde... Kanunlarla hiç bir ilgisi yok. Hakimlerle niye peki? Ama hakimler bakın, hakim bu işte vicdanına göre karar verir, Türk milleti adına karar verir. Nasıl bir vicdan o zaman? Türk milletinin bir parçası olarak... Biz bazı kararlar bizim içimize sinir. Caydırıcılık nerede kalacak? Şimdi bu çok önemli. Çok ince bir iş. Ve doğru karar vermek bazı durumlarda zor olabiliyor. Çünkü Tamam kimseye de suç işlemedi diye suç işledi hale getirmeyelim ama bir suç varsa da bunun cezası da net ama şekilde verilmeli. Ama bir şey söyleyeceğim tabii. Şu serbest bırakılmalar meselesinin asıl altında ne var onu bilmiyorum. Yani hakimlerin vicdanı. Bilerek yapıyorlar gibi toplumun üzerine. Yani biraz şey bilmiyoruz tabii. Yani oradaki kişiler niye gözaltına alındı bilmiyoruz. Onlara bu işleri yaparken de böyle pat küt küt falan almamak lazım. Çünkü ilgisi olmayan bir adam aldığınızda da böylesi yani hem alçakça hem de vahşi bir olaydan hassas dolayı alın, gözaltına alınmış denilen ama bir şey. Ama kanun uygulanması noktasında da hassas olmamız gerekiyor. Hayır, şunu söylüyorum. Konu hassas, haklısın İşinizi ama. İşinizi çok ciddi yaparsınız, temiz yaparsınız. Ya bakın bu ülkede teröristleri, FETÖ'cüyü bile dışarıda tutuksuz yargılıyorsunuz. Adam kaçabilir yani. Belki orada duruyor. Bu işleri yaparken biraz daha inceleyip sık dokursunuz. Elinizde koymuş gibi tık orada lazım olan adamı alırsınız. O zaman mücadele sürüyor. Böyle bir işten dolayı 20 kişiyi alıp 5 kişiyi alıp ondan sonra onlar değilmiş buymuş. Böyle bir işten dolayı 2 gün içeri girmiş çıkmış olmak bile bir insanın hayatını berbat etmeye yeter. O yüzden hem seçerken hem gözaltına alırken sanık sıfatını yapıştırırken şüpheli sıfatını daha doğrusu yapıştırırken 1000 defa düşünmeniz gerekiyor. Hem de karar verirken ama bir karar verdiğiniz zaman da o karar oraya oturacak. Geçtiğimiz bir haber vardı. 59 yıl galiba ceza verilmiş mesela böyle bir sapıkçı harekete. 59 yıl bitti. Oradan artık tabutla gidecek gömülmeye. Orada da mümkün olduğu kadar kendi gibilerle beraber yaşasın. Hayatını onlarla geçirsin. Hiç problem yok. Şahane bir şey yani. Ama bu işler çok şey... Yani cezaların... Sen de hakikaten dedin mi? Çocuğun demin gözlerini gördüm. Konuşacak laf yok yani. Söz bitiyor. Evet. 1,5 yaşında. Yani söz bitiyor evet. Şimdi son 1-2 dakikam var. Şu Şike meselesine de girmek istiyorum. Futbolda Şike için çok konuşmuştuk. Fenerbahçe Aziz Yıldırım çok boğuşmuştu o konuda. FETÖ'nün 3-5 yılda bitmeyeceğini Aziz Yıldırım söyledi. Zaten biliyoruz onu. Herhalde. Tabi bitmez Aziz Yıldırım bir de bu işin ceremesini çekmişlerden bir tanesi. Ama anladığım kadarıyla biraz bunun üzerinde bir şeyler söylemek için dün bu kumpas davası biraz karar beklenmiyordu çünkü yani bu niye böyle bir şey oldu? Devam ediliyor çıkmayacak. Yargılama zaten ama işte başkanlar eski başkanlar gitti. Neden böyle bir canlanma oldu filan diye. Söyleyecek sözleri varmış, onu anladık. O yüzden bu davayı bugünü tercih etmişler ki sözlerimiz etkili olsun diye. Ama evet, FETÖ işte 40 yıllık bir örgüt. Ancak bir şekilde içeride durur. Şu da değil ama. Ya bitmez, ölmeyecek. Bu çok güçlü falan. Hiç öyle bir şey de yok. Hayır. Nerede kafasını çıkartsa orada ezilecek. Bu kadar basit. Oyun var ya böyle kafaya vuruyorlar. Tabii ya. Aynen. Memlekette, dünyada akrep yılan da yaşıyor yani ama zarar verme niyetiyle kafayı kaldırdığında o kafaya inecek sopa her zaman var yani. Son olarak şu Küba'la ikili işbirliği kanserolojiyle ilgili. Dün yayında da verdik gerçi haberlerde. Bir ortak çalışma grubu kurulacak. Şimdi daha bir ekip gelecek oradan önemli olacak. O. Evet, çok çünkü önemli. Onlar akciğer kanserine ilişkin aşı da geliştirmişlerdi. Ve oradan hani tıp konusunda çok iyiler. Ve bir teknolojileri var. Bizim de paylaşabileceğimiz bir teknoloji yani alıp birlikte üzerine yeni şeyler inşa edebileceğimiz. Bizlere bir dinamizm ve azim var bununla ilgili. Proje var tıp alanında ilerlemekle ilgili. Sadece
ilaç değil aşı ve arkasından da aslında bu işte protez denilen sağlık cihazları ve protezler, yardımcı sağlık cihazları, bunların yapımı konusunda da ciddi bir hata var Sağlık Bakanlığı'nın. Bu çok uzun zamandır konuşuluyordu. Özellikle sağlık cihazları konusunda mesela Güney Kore bir atakta, son birkaç yıldır ben hastanelerde daha fazla vakit geçirdiğim için Güney Kore menşeli sağlık cihazlarına daha fazla rastlıyorum. Daha önce Avrupa menşeli sağlık cihazları vardı, hepimizin bildiği, aşina olduğu markalar. Yeni yeni bu ne? Hatta onlar gelirken dedim, bu arada demek ki o kadar ya, filancı bunları yaparken şimdi biz neyi yapacağız dediğimiz bir ortamda, bakın buyurun Kore yaptı. Demek ki bir yerden başlarsınız. Dün dünyayı kaplayan, onunla yarış yapmanın mümkün olmadığı izlenimi veren markaların yanına hop kendi markanızı koyabiliyorsunuz, değil mi? Koyabiliyorsunuz. Ben size çok basit bir şey söyleyeyim. Beş yıl demeyelim de 6-7 yıl önce, 8 yıl önce biz hangi marka telefon konuşuyorduk? Söyleyelim buradan. Nokia konuşuyorduk. Norveç miydi Nokia yani? Evet, Norveç. Şimdi yok. Şimdi ne konuşuyoruz? Finlandiya, özür dilerim. Finlandiya. Düşündüm şimdi. Sonra ne konuştuk? iPhone konuştuk. iPhone. Sonra ne konuştuk? Samsung. Vardı. Sonra Huawei. Ya İsveç'te Ericsson vardı. Ne oluyor demek mesela ki? Sony Ericsson. Evet, Sony. Japonlar mesela burada ilerleyemedi. Ne oldu? Demek ki değişebiliyor. Değişiyor tabii. Yani dev ne kadar büyükse o kadar ağır düşüyor. Mustafa Bey, Lehman Brothers. Yılların Lehman Brothers'ı ya. Becerebiliyor olmanız lazım. 200 yıl, 250 mi? Kuruluşundan beri vardı yani neredeyse. Tabii ki finansal yani, sistemin 1800'lerdeki döngüsünden yani biraz... Gitti, uçtum tabii 200-300, abarttım biraz da. Hani sonuçta çok eski bir kurum, gitti. Şimdi gider tabii yani, çünkü gider. Bakın... Yenilemek gerekiyor kendini. Yeniler her zaman gelecek. Hani bu insan gibi değil mesela, biz hani ömrümüzü tamamlarız. Yerimizde tabii bu arada yeniyle insanlar yetişir, şu. Evet, ama yenilenme. Bu neyse gibi bitmiş, teknoloji konuşalım. Çok daha hızlı yeniliyor. Ama orada bir cümle, teknoloji ıskalanmaz, iki profesyonel yönetime geçmek zorundayız. Halka açılıp profesyonel aile şirketten profesyonel şirket. Tabii doğru. Yani 100 yıllık dediğin gibi şirketler yapmak istiyorsak bu bilince bir an önce ulaşmalıyız. Hem bankalara mecbur kalmayız, hem şirketimiz uluslararası standartta bilanço verir, hem yönetimimiz uzun vadeli olur. Bu arada süremizi bitirdik.